Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımızın parçaları var, şimdi içeride duruyor onlar. Artık bagajla ilgili aksam, kapı yanlarıyla ilgili aksamlar var, bunları boyayacağız. Onları zaten size videosunu çekeceğim. Şimdi burada şöyle bir deneme yaptığımız bir yan bakaletimiz var. Buna şimdi biz boya attık. Bu renkte yaptık. Normalde biz bu, yani bunu kaplayacağız şeyle, bunu denemelik yaptık. Şöyle bir ürünümüz var. Bunu çok eski bir 60 yaşlarında falan bir dayı var. Ondan aldık bunu. Bu kendi kimyasal karışımı. Türkiye'de yapanlar varmış duydum ama ben gittim aradım buldum. O abimiz bunu satmıyor kesinlikle. Almanya'ya falan ürün gönderiyor. Türkiye ile pek şeyi yok. Bunu şimdi kurumaya yakın olan boyamızın üzerine attığımız zaman kuruduğunda şöyle bir deri hissiyatı veriyor. Yani kuruduğunda aslında deriye dönüşüyor gibi diyebilirim. Böyle soft ve dokunma hissi uyandıran bir şey. Ben size bunu videodan tabii gösteremem. Bunu dokunmanız lazım ama bunun atılışını, uygulanışını falan da size göstereceğim. Biz göğüslüğümüzün renginde ve bakaletlerimizin renginde arabanın iç rengini açmak istediğimiz için, açık yapmak istediğimiz için normalde deri yapacaktık. Fakat böyle bir ürün araştırıp bulduğumuz için, yani kuruyunca deriye dönüştüğü için yapılmamış, hani görmedim daha önce. İlla vardır, Ankara'da İstanbul sanayisinde vardır ama ben görmedim. Görmediğim için böyle bir uygulama yapmaya karar verdim. Deri kaplamayacağım. Tamamen renk değişimini bu şekilde kuruyunca deriye dönüşen bu ürünle elde etmeyi düşünüyorum. Bakalım uygulamalarla ilgili de şimdi zaten videolar gelecek. Boyamız atılacak. Bu ürünü de buraya atarken falan göstereceğim size. Nasıl olduğunu deneyimleyip sizlere sunmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, boyamızı hazırlıyoruz şu anda. Piyano bilek boyanacak olan parçalarımız var. Zaten şimdi boyanırken göreceksiniz. Şu trimleri falan da piyano bilek yapıyorum. Aşındığından dolayı patlasın diye. Bunlar piyano bilek olacak hep. Zaten görürsünüz şimdi. Şurası videoda görün ne renk olacağını. Bunlar falan biraz farklı olacak. Bakalım. Thank you.
çok kısa bölüyorum ve sizlere bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere aracımıza yapılan işlemler çok fazla maliyetli. Bu videoda da görmüş olduğunuz gibi boya uygulaması yaptık. Hadi gelin sizinle birlikte bu parayı Binomo'dan kazanalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi uygulamaya girdiğimizde bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Sol tarafta grafiğimizi, yukarı ve aşağı yatırım butonlarımızı, üst tarafta da görmüş olduğunuz gibi gerçek hesabımdaki bakiyemi görüyorsunuz. Ben bugüne özel 200 TL'lik bir yatırım yapacağım. Ve eğer tahminim doğruysa kazanacağım ücreti yukarıda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hesabımız güncellendi, 346 lira para kazandık. Benim tahminim grafiğin yukarı çıkacağından dolayıydı ve grafik yukarıda olduğu için paramızı kazandık. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi saniyeler içinde Binomo'dan çok güzel bir para kazandık. Siz de benim gibi Binomo'dan bu şekilde para kazanmak istiyorsanız açıklamaya bırakacağım linkten hesabınıza 1000 dolarlık bir bakiye alabilirsiniz. Ekranda çıkan promosyon koduyla da %100'e kadar bonus kazanabilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine uygulamamızı yaptık. Zaten görüyorsunuzdur videoda. Çok böyle hani deri gibi bir şey verdi. Şöyle yaklaşmak istiyorum görmeniz için. Bakın şöyle dokusu zaten tam kurumadı bu. Böyle dokusu yumuşacık. Yani sanki üzerine bir deri kaplamışız gibi bir şey verdi. Bunu gerçekte gözünüzle görüp dokunmanız gerekiyor. İstediğimiz şey oldu. Bunu boyamayacağız tabii. Bunu örnek olarak yapmıştık. İstediğimiz şey oldu. Şimdi diğer trim parçalarımıza da bunlardan uygulayabiliriz. Zaten onları uygularken de göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi size bir fark daha göstereceğim. Bu arada bu boyadığımız bakalitin parlaklığını görüyorsunuz. Şimdi atmış olduğumuz soft touch'ı görüyorsunuz. Arasındaki fark. Yani üzerine böyle bir vernik girdiğimizde bakın o cayır cayır parlarken üstteki malzeme. Alttaki örnek olarak boyamış olduğumuz malzeme direkt bir deri edasıyla böyle farklı bir hani matlığa büründü. Tam istediğimiz şey buydu. Daha önce böyle uygulamalar yapan gördüm. Bu arada hepsini gösteremeyeceğim sürprizi kaçmasın diye. Bu şekilde hani boyayan gördüm. Göğüslük boyayan veya bu bakalitleri boyayan. Fakat işte bu şekilde hep parlaktı. Ben bu parlaklığı istemiyordum. Dedim ki hani bunu boyamamın bir şey yani bir şartla bunu boyarım. Ancak bu şekilde gözükürse, şu elimde görmüş olduğunuz gibi olursa, işte Passat'larda, Bora'larda falan var bu görüntü olan bazı plastik aksamları bu şekilde zaten. Duyduğuma göre Mercedes'lerde falan da şu üründen kullanılıyormuş. Doğru değil mi baba? Öyle sormuştuk değil mi? BMW'ye mi dedi? Evet, BMW. BMW'de falan kullanılıyormuş. Bu ürünleri yurt dışına gönderiyorlarmış. Dediğim gibi işte şu görüntüyü yakalamak lazımdı benim için. Yoksa ben bunları deri kaplatacaktım. İstediğimiz görüntüyü aldık. Şimdi bunları da zaten ufak bir zımpara yaptık görüyorsunuz. Üzerine şimdi ufaktan bir boya daha atıp sonra elimizde görmüş olduğunuz gibi bu deri hissiyatını hepsine vereceğiz bunların. Arkadaşlar şimdi boyamızın 10 dakika kurumasını bekledik. Size göstermiş olduğum ürün şu anda tabancada şu mat olan yani kuruyunca ice bir görüntü yapıyor. Şimdi onu sallayacağız üstüne. Bakın zaten direkt matlaşıverdi hemen. Yani ben bu ürünü eğer ki bulmasaydım Bella'daki gibi yine bakalitleri deri kaplayacaktım. Fakat tam bu istediğim görüntüye sahip olduğu için bu ürünü tercih ettim. Biraz pahalı bir ürün ama en azından hatlar daha keskin, daha güzel. Bakın hemen nasıl soft bir görüntü oldu. Buna şimdi hani böyle kuruduğunda bir gerçekten dokunmanızı isterdim ama İnşallah fuarlarda falan bir yerlerde görürseniz gelip şöyle bir mıncıklayabilirsiniz yani. Bakabilirsiniz dediğim kadar var mı diye.
Bu arada burada önemli olan bir şey var arkadaşlar. Boyayı eğer ki parçanın üzerine yığarsanız buradaki görmüş olduğunuz deri görüntüsü var bunda, biliyorsunuz kendi orijinal. Onu kaybedersiniz, dümdüz olur ve o istediğiniz görüntüyü alamazsınız. Yani bunda boyanın atımı da önemli, bu ürünü üzerine yedirmek de önemli. Yani her aşamasında çok dikkat etmek lazım o güzel görüntüyü alabilmek için. Hadi buraları da göstermeyecektim ama neyse, hadi gösterelim. Sürpriz yapacaktım yani sonunda. Konsolumuz da bu şekilde. Bakın hemen matlaştı zaten. Daha buna bir tur daha döneceğiz. İyice mat olacak artık. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımızın trim parçaları. Artık boyananları göstereyim size. Şöyle. Arka basımızın ön kısmı, işte kapılar, bu turuncu kuşaklar, şunların nerede onlar, ha, bunların içinde olacak. Bunlar amfinin geleceği yerler. Şu kuşaklar içinde böyle çizgi halinde dönecek. O tarzda. Şu anda şimdilik böyle. Şurada da hemen göstereyim size. Bir dakika, lamba kapanmış. Son olarak basımızın içi bu şekilde olacak. O görmüş olduğunuz çeltikli falan çerçeve var ya, o piyano bilek bunun üstünde olacak. Arkadan bu böyle turuncu patlayacak. Bu şekilde düşündük. Şimdilik böyle. Bakalım ilerleyen zamanda neler olacak.